Berna Başkanımız bir toplantıya katılacakları için. Mecnun Bey de ayrıca seyahati olduğu için, yani uçağı olduğu için aramızdan erken ayrılmak zorunda kaldı. Bundan alakalı olarak hiç spekülasyon yapılmasa sevinirim. Sizlerin de ifade ettiği gibi biz Perşembe akşamı 12 kulüp başkanı bir araya geldik ve adaylık sürecinin sona ermesi, nihayete ermesinin hemen akabinde Sayın Mehmet Büyükekşi ile bir görüşme yaptık ve Süper Lig kulüplerinin futbolumuzun öncelikle acil olarak çözüm bekleyen sorunları ve süreç içerisinde çözüm bekleyen sorunlarıyla alakalı olarak hem kendilerini bilgilendirmek hem de nasıl bir yol haritası izleyecekleri konusunda kendisiyle birlikte bir fikir alışverişinde bulunmak için bugün Sayın Mehmet Büyükekşi ile bir araya geldik. Kendisi Türk futbol alemine uzak bir insan değil. Bizim şu anda içinde bulunduğumuz sorunları, mevcut sorunları, zaten kendisi de 2 yıllık Gaziantep Spor Kulübü Başkanlığı süreci içerisinde bizlerle birlikte yaşayan ve o süreç içerisinde de bu sorunlara bizlerle birlikte çözüm üretmek için oldukça yoğun çaba harcayan bir değerli bir futbol adamımız. Hemen hemen her konuda zaten fikir birliğine vardık. Bu arada özellikle ve ivedilikle çözülmesi gereken 3 ana başlık ön plana çıktı. Bunlardan birisi hepinizin bildiği gibi naklen yayın ihalesinin bir an önce sonuçlanması. Bir diğeri 8+3 mü 7+4 mü şu yabancı kuralının bir an önce, çünkü siz de biliyorsunuz ya, bugün mesela Fenerbahçe kulübümüz sezonu açtı. Çok yakın bir süre içerisinde ön eleme oynayacak. Ama yabancı kuralının, sadece bunu daha önce de ifade ettiğim gibi 8 veya 7 olarak değerlendirmek de yanlış olur. Yani 14 yabancı mı, 12 yabancı mı? Bunun da bir an önce çözüme kavuşturulması ve transfer limitlerinin acilen belirlenmesi ve hangi şartlar altında revize edilecekse onun da bir an önce açıklığa kavuşturularak yürürlüğe konması konusunda özellikle bu 3 ana kalem üzerinde, 3 ana başlık üzerinde Sayın Başkan'la Kulüpler Birliği'mizdeki diğer kulüp başkanlarımız fikir alışverişinde bulunduk. Burada zaten ortaya çıkan ortak kanı veya toplantının neticesi diyelim sizin tabirinizle, hemen hemen bütün sıkıntılarda, bütün sorunlarda fikir birliği içerisinde olduğumuz, ama en önemlisi de futbol ailesi bir bütün. Yani seçilecek olan federasyon başkanı ve yönetim kuruluna aynı hassasiyetle, aynı düşüncelerle, aynı paralelde kulüpler olarak destek olmadığımız takdirde mesafe alınmasının, daha doğrusu sağlıklı mesafe alınmasının pek mümkün olmayacağı konusunda da hepimiz hemfikiriz. Bunun da bilinci içerisindeyiz. Yani ben Kulüpler Birliği Başkanı olarak kısa bir değerlendirme yapacak olursam eğer, son derece verimli bir toplantı geçtiğini söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum. 19 Süper Lig kulübünde desteği ve imzası var mı Sayın Büyükekşi'nin adaylığı için Sayın Başkan? 19 Süper Lig kulübünde imzası ve desteği var mıdır adaylığı için? Şimdi o soruyu bana sormayacaksınız. İmzalar Sayın Başkan'a verildiği için kendisine sorarsanız daha isabetli bir cevap alırsınız. Ben bilemiyorum şahsen. İçeride konuşuldu mu? Hayır, içeride. Arkadaşlar, içeride konuşulan konuların tamamını ben sizlerle paylaştım. Kulübünün yabancı konusundaki isteği ne oldu Sayın Başkan? Böyle bir istek çıktı mı? Şimdi arkadaşlar, 8+3 kuralının en az bir senelik bir süreyle en az bir sene daha devam etmesi gerektiğini, yani ortadan kaldırılması yolunda bizim bir talebimiz yoktu. Ama tekrar ediyorum, sadece 8+3 olarak değerlendirmeyin lütfen. 14 yabancıyla mı çıkacağız yola, 12 yabancıyla mı çıkacağız? Bununla alakalı olarak sadece Sayın Büyükekşi'den değil, biz aşağı yukarı 8-9 aydır Türkiye Futbol Federasyonu'na bu konuda kulüplerin ortak düşüncesini, görüşünü ve isteğini biz Türkiye Futbol Federasyonu'na ilettik. Tabii ki aynı şeyi ve bugüne kadar çözülmeyen bir problem olarak Sayın Büyükekşi o şeyi, talebimizi başkan seçildiği gün inşallah önünde bulacak. Teşekkür ederim. Sizden de toplantıya dair bilgiler rica edebilir miyim? Evet. Değerli arkadaşlar, az önce değerli başkanım bahsetti. Özellikle
ben şunun altını çizmek istiyorum. Sayın Başkanımız söyledi, ben de biliyorsunuz bir yıl önce bu masada bir kulüp başkanı oturuyordum, Süper Lig kulüp başkanı olarak. Sorunları gayet iyi biliyorum. Çözümlerini de inşallah beraber hayata geçireceğiz. Ben şunu söylüyorum, biz birlikte başaracağız. Birlikte başarmayı başaracağız. Ben hep şunu söylüyorum, bir kuş tek kanatlı uçamaz. Kanadın bir tarafı federasyonsa, bir tarafı da kulüplerimiz. O yüzden çift kanatlı olmamız gerekiyor. Sadece Süper Lig kulüpleri de değil. Çünkü amatörden başlayarak üçüncülük, ikincilik, birincilik ve Süper Lig kulüplerimiz son derece önemli. Hepsinin kendine has sorunları var. Hepsinin kendine has problemleri var. Çünkü ben şuna inanıyorum. Eğer aşağıdan beri doğru bir sistem getirebilirsek, şu anda problemlerin bir kısmı da özellikle ekonomik problemler var. Bu ekonomik problemler de biz yeteri kadar doğru bir sistem uygulamadığımız için aşağıdan yukarıya yeterli bazı kulüplerimiz oyuncu yetiştiremiyor. Bazıları bu konuda son derece başarılı. Bu konuda da adımlar atıp ve az önce başkanımın bahsettiği gibi başta özellikle yayın ihalesi, harcama limitleri ve yabancı kuralı konusunda da biz hiçbir zaman bir dayatma içerisinde olmayacağız. Birlikte hareket edeceğiz. Çünkü masanın karşı karşıya gelirsek masada o zaman yol alamayız. Yan yana olursak yol alırız. Biz yan yana olacağız. Şeffaf, adil, güvenilir bir inşallah yönetim göstereceğiz. Bunu da yol boyunca hep beraber biz de göreceğiz. Sizler de göreceksiniz. Başkanlarım da bana o konuda destek olacaklar. Ben şuna inanıyorum. Biz hiçbir şeyi ben tek başıma yapamam. Ben hayattaki en önemli felsefem biz olmak. Biz olursak eğer başaramayacağımız bir şey yok. Ben şunun özellikle altını çizmek istiyorum. Niyetimiz halis. İyi işler yapmak istiyoruz. İyi işler yapmak için de içeride bütün kulüplerimiz bana destek olacaklarını söylediler. Öncelikle hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü ben bütün kulüplerimizin başkanı olacağım. Herhangi bir az önce imza sordunuz, o verdi mi, bu verdi mi? Bunların hiçbir önemi yok. Bunlar artık bitti. Seçim bitince her şey biter zaten. Biz de inşallah yönetime geldiğimiz günden itibaren bu konuda duruşumuzu en güzel bir şekilde herkese göstereceğiz. Bizim en önemli destekçilerimiz kulüplerimiz olacak. Kulüplerle el ele vererek, kol kola girerek ne sorun varsa, bu sorunların bazısı federasyondan kaynaklanan sorunlar, bazısı kamudan kaynaklanan sorunlar. Kamudan kaynaklananları özellikle takip etmek için içeride bir takım görüşmeler yaptık. Yine federasyondan kaynaklanan sorunları da, onları da içeriye girdikten sonra, konuları gördükten sonra, ama ben şunun altını çizmek istiyorum. Biz özellikle federasyonu iç ve dış denetimi açmak istiyoruz. Ve şeffaflık getirmek istiyoruz. Bunun için bir parça zaman ihtiyacımız var. Bu zamanı geçirirsek inşallah güzel işlerin altını imzalayıp atacağız. Ayrıca bu konuda sizlerden de destek istiyorum, basın mensuplarından. Sizler de bize destek verirseniz başarılı olmamak için hiçbir sebep yok. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Büyükekşi, liste yönetim listeniz şekillendi mi? İsimler konusunda şu an paylaşabileceğiniz isimler var mı? Bu konuda biliyorsunuz iki günden beri sosyal medyada bir takım yalan yanlış ifadeler yazılıyor. Yalan yanlış isimler var. Bunların hiçbirine lütfen itibar etmeyin. Ben sabah bir basın açıklaması yaptım bunların gerçek olmadığına dair. Şu anda görüşmelerimiz sürüyor. Herhangi bir şekilde listemiz belli değil. Hatırlarsanız bazen işte Bakanlar Kurulu açıklanmazdan önce bir takım bakanların ismi açıklanıyor. İşte şu bakan olacak, bu bakan olacak gibi. Futbola indirgersek transfer. Evet. Dedikodular transfer gibi. Dedikodusu gibi. Bunlar da aynı. Lütfen biraz sabır gösterelim. İnşallah çarşamba akşamı şeyimiz belli olur, listemiz belli olur. Güzel işler yapacak. Güzel özellikleri olan arkadaşlarımızı aramıza katmak için çaba göstereceğiz. Bazı arkadaşlarımızı belki biz isteyeceğiz. Onlar kabul etmeyecek. Sabah açıklamamda da söylemiştim. İzmir'de Mehmet Sefil Başkanıma görev teklif etmiştim.
Ama o da biraz önce açıklama yapmış gördüm. İşte kulüpteki %30 ortaklığım devam ettiği için görevi kabul edemeyeceğim diye. Yani bazı arkadaşlara biz görev teklif edeceğiz, onlar kabul edemeyecek. Bazıları görev almak isteyeceğiz, belki biz onlarla çalışmak istemeyeceğiz. Onun için biraz zaman ihtiyacımız var ama en iyisini yapmak için çaba gösteriyoruz. Teşekkür ederim. Yayın ihalesi konusunda şu an herhangi bir açıklama yok federasyonda. Bu da seçim sonrasında mı kalmış oldu? Siz göreve geldiniz, tekrar bir gözden geçirip yeniden bir görüşme veya yeniden bir fiyat görüşme, pazarlık çözmesi olacak mı? Mecburen olacak çünkü zaten bir gelinen bir nokta var. Biz nasıl bu gelinen noktayı daha yukarılara çıkarız diye çalışma yapacağız. Çünkü ben hep şunun altını çiziyorum. Az önce de bahsettim. Ben de bir kulüp başkanıydım. Bizim en büyük görevlerimizden bir tanesi kulüplerimizin mali olarak girdiği dar boğazdan çıkmasına yardımcı olabilmek, onlara destek olabilmek, onların gelirlerini artırabilmek. Hele şu günlerde bu çok daha önem kazandı. Çünkü kurlarla ilgili bir takım gelişmeler olduğunda kulüplerin maliyeti ister istemez daha da artıyor. O yüzden ben de bir damdan düşen olarak bu konuyu hep işte önümüzdeki hafta diyelim ki maaş ödeyeceğiz, futbolcuların maaşını nasıl ödeyeceğiz, onun kaygısını çeken biri olarak bu konuyu ben de aynı şekilde hissediyorum. Başkanlarıma yardımcı olabilmek için, en güzelini yapmak için çaba göstereceğiz. Sayın Gökçe, adaylığımızın ilk henüz eskileşmeden ortaya çıktığı dönemde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Edip Koç'un bir açıklaması vardı. Bununla ilgili çekimlerini de yapmıştı. Bugün beraberdiniz. Bu konu konuşuldu mu? Desteği olacak mı size? Veya çekinceleri ortadan kalktı mı? Bilmiyorum. Onu Ali Bey'e sorarsanız daha iyi olur. Bizim şu anda herhangi bir başkanla bu konuda bir şeyimiz yok. Görüşmemiz yok. Ama prensip olarak baktığımızda biz şu anda çok büyük bir destekle inşallah divana imzalarımızı vereceğiz. Orada da ne kadar büyük bir destek aldığımızı zaten göreceksiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Başarılar.